İtalya'nın Sicilya adasında Bronte kasabasındayız. Etna Yanardağ'ın etekleri altında bir kasaba. Ne ile ünlü? Bizim Antep fıstığı dediğimiz, Şam fıstığı dediğimiz fıstığıyla ünlü. Lav taşlarının arasından fıstıklar fışkırıyor. Hemen şu görmüş olduğunuz taşların hepsi Etna'nın patlaması sonucu buralara kadar ulaşmış. Ve çok enteresan bir şekilde bu lav taşlarının içerisinden fıstık ağaçları yetişiyor. Şu an fıstık hasadındayım. Burada bir iş buldum kendime. İlk defa fıstık hasadında çalışıyorum. İlk defa fıstık topluyorum. Biraz zorladı açıkçası. Zorlayan ne? Sıcaklığın fazla olması. Sürekli güneş altında çalışıyoruz. Sabah saat 6.30 gibi başlıyor. Akşam saat 3.30-4 gibi bitiyor. Kafamı gördüğünüz gibi örtüyorum. Örtme nedenim de fıstıkların reçineleri saçıma, koluma, her tarafıma yapışıyor. O yüzden saçımızı kapatıyoruz. Vücudumuzun her tarafı kapalı oluyor. Eldivenlerle çalışıyoruz. Şöyle dokunduğumuz anda hemen dökülüyor. Şu üzerinde şu an kolayca çıkmadı ama böyle bir kabuk var. Taze. Bir an önce toplanması gerekiyormuş. Fıstıklar gördüğünüz gibi yere düştüğü anda taşların arasına girdiği için toplanması çok zor oluyor. O yüzden hızlıca yağmurlar yağmaya başlamadan ya da güneş daha fazla kavurmadan fıstıkları toplamak gerekiyor. Bu sene fıstığın kilosu dediklerine göre 8-9 euro olacakmış. Gördüğünüz her yer şu an fıstık ağaçları. Günaydın herkese. Fıstık hasadında yeni bir gün başlıyor. I am friendly. Won't you have to sing the songs of freedom? It's all I ever heard. Redemption song. Hasat süreci nasıl ilerliyor? Biraz ondan bahsedeyim size. Ağaçlardan topluyoruz fıstıkları. Daha sonrasında bu arkamda gördüğünüz makineye bütün topladıklarımız bir kere yerleştiriliyor ve bu makine çeri, çöpü, yaprağı, dalı, aynı zamanda boş olan fıstıkları dolulardan ayırıyor. Üzerinde aynı zamanda fıstığın bir tabaka var. Kabuk var, yeşil kabuk. Ondan da ayırıyor. Hala daha dalı var. Kabuklu olan, mesela şurada kabuklar hala var.
Bu ikinci aşamada tamamen onlardan da temizlenmiş olacak. Mesela bu hala birinci makine geçiminde açılmamış. Üzerinde hala kabuk var. Şu mesela artık güneşte kurulmaya hazır olan bir fıstık. Bütün hepsini bunun gibi yapacak bu makina. İkinci kez makineden geçirildi. Şimdi güneşte kurumaya bırakılmak için bu filelerin üzerine yerleştirilecek. Eşyalarım bisiklet için 1.80 euro aldılar. Yaklaşık 1,5 saatlik bir tren yolculuğu. Evet, Sicilya benim evim ve tekrar buraya geri döneceğim. İnsanın bir yeri evi gibi hissetmesi çok 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 güzel bir şey. Ama aynı zamanda gidebiliyor olması, bir yandan da geri dönebileceğini de hissediyor olması muhteşem bir keyif. Thank you.